Geleceğe Vole programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Her zaman olduğu gibi ilk olarak U21 Ligi ile başlıyoruz. Galatasaray U21 takımı ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor'la karşılaşacak. U21 Ligi'nde puan durumu ve haftanın maç programı ile başlayalım. U21 Ligi'nde puan durumu: 38 puanda olan Beşiktaş 1. sırada, Bursaspor 34 puanla 2. sırada, 33 puanla iki takım 3. sırada Galatasaray, Fenerbahçe 4. sırada. 29 puanlı iki takımsa Atiker Konyaspor 5. sırada, 6. sırada Osmanlıspor. 13 puanı bulunan Kayserispor 16. sırada, 9 puanlı Akhisarspor 17. sırada, Kardemir Karabük Spor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. U21 Ligi'nde 18. haftanın maç programı: 19 Ocak Cuma saat 12 Kasımpaşa Alanya Spor, 20 Ocak Cumartesi saat 12 Karabükspor Gençler Birliği, 13 Osmanlıspor Yeni Malatya Spor, 14 Fenerbahçe Göztepe, 21 Ocak Pazar saat 12 Sivas Spor Akhisarspor, saat 12 Konyaspor Trabzon Spor, 13 Bursaspor Medipol Başakşehir, 14 Antalya Spor Beşiktaş, 22 Ocak Pazartesi saat 14 Kayserispor Galatasaray. Galatasaray U19 takımı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Öncelikle mücadelenin özetini izleyelim. Maçın ilk düdüğü geliyor. Galatasaray Osmanlıspor karşısında genç aslanlarımıza başarılar diliyoruz. 1 numaralı formasıyla Berk var. 2 Ramazan, 2 Emirhan, 3 Ayhan. Bu arada Galatasaray hata gelişiyor. Hemen hata sizlere aktaralım. Ceza sahasında kaleciden dönen top ve top ağlara gidiyor. Maçın henüz ilk dakikalarında Ferhan'la golü buluyoruz değerli izleyiciler. Boşta kalan top ağlara gidiyor. Ozan farkı 2'ye çıkartıyor. Ayhan, Samet ayağından sekti. Berk, onun pası da kısa düştü. Şimdi Osmanlıspor atağa gelişiyor. Ali vuruşunu yaptı. Top ağlara gidiyor maalesef. Bir kafa ve 3. gol geliyor. Yine Ozan. Köşe vuruşu organizasyon sonrasında Ozan maçtaki 2. golünü kaydediyor. Takımımız Osmanlıspor karşısında 3-1 öne geçiyor. Ve mücadele sona eriyor. Elit U19 liginde de haftayı 3-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle noktalıyoruz. Antrenörümüz Ceyhun Müderrisoğlu ve genç aslanlar galibiyeti televizyonumuza değerlendirdi. Oyuna baktığımız zaman başından itibaren son bölüm hariç oyunun üstünlüğü bizdeydi. 2-0'dan sonra da çok pozisyonlara girdik. Gol vuruşlarımızda biraz eksikliğimiz vardı. 2 tane topumuz direkten döndü. Ama ne olursa olsun son 10 dakika ikinci yarı düşmememiz lazımdı. Gol yedik. Gol yedikten sonra reaksiyon gösterip golü atmamızda bu bizim adımıza olumlu, ama yine bu son 10 dakikayı ders çıkartıp önümüzdeki haftalarda aynı hataları yapmayacağız. Hafta başından beri bu maça hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ve bu maçta takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Her yerde baskı yaparak, önde basarak rakibi boğmak istedik. İstediklerimizi de sahaya yansıttık. 3-1 galip geldik. 3 puanı 3 golle aldık. Mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Yani ilk maçı orada yaptık. Maalesef 3-2 kaybettik. Onun hırsıyla bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi oyun oynadık. İnşallah devamı gelir. Takım olarak iyi oynadık gerçekten. 3 puanla 3 golle aldık. Biz Galatasaray olduğumuz için tabii her rakip bize karşı çok bileniyor. Ama çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. U19 Ligi'nde son olarak haftanın genel görünümüne uzanalım. U19 Ligi'nde 19. haftada alınan maç sonuçları ise şu şekilde. Başakşehir Kardemir Karabük Spor'u 5-0'la geçti. Bursaspor Alanya Spor karşısından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Antalya Spor Akhisarspor'u yine aynı skorla 1-0'la mağlup etti. Osmanlıspor Galatasaray karşısından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor Göztepe mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Kasımpaşa Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Yeni Malatya Spor Sivas Spor mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Gençler Birliği Konyaspor'u 1-0'la geçti. U19 liginde oluşan puan durumuysa şu şekilde. 43 puanlı Bursaspor 1. sırada, 40 puanda olan Galatasaray 2. sırada, 39 puanı bulunan Trabzonspor 3. sırada, Gençler Birliği 34 puanla 4. sırada, 31 puanda olan Karabük Spor 5. sırada, Alanya Spor 29 puanla 6. sırada, 13 puanda olan Sivas Spor 16. sırada, 12 puanlı Yeni Malatya Spor 17. sırada, Akhisarspor 8 puanla 18. sırada yer alıyor. U19 liginde 20. haftanın maç programı ise şu şekilde. 21 Ocak Pazar saat 13 Trabzonspor Göztepe, Antalyaspor Yeni Malatya Spor, Karabükspor Alanya Spor 13, Sivasspor Galatasaray, Kasımpaşa Akhisarspor, Osmanlıspor Kayserispor 14, Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 15, Bursaspor Beşiktaş 6 Şubat Salı saat 13 Fenerbahçe Gençler Birliği. U17 liginde Galatasaray Osmanlıspor'u 6-1 mağlup etti. Gelin hep birlikte o golleri izleyelim. Maçta ilk düdük geliyor. Galatasaray'a Osmanlıspor karşısında başarılar diliyoruz. Bedirhan topu kazandı. Mert, Mustafa Fettahoğlu sol kanatta. Mustafa ceza sahasına girdi. Mustafa vuruşunu da yaptı. Top ağlara gidiyor. Mustafa Fettahoğlu'nun attığı golle Galatasaray aradığı golü buluyor Osmanlıspor karşısında. Emre. Mustafa Kapı. Bir kez daha Emre. Ortasını yaptı. Kimse dokunmuyor. Boşta kalan top direkten dönüyor. Sonrasında bir şut top ağlarda. Mustafa Fettahoğlu maçtaki ikinci golünü kaydediyor. Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor. Skor 2-0. Furkan. Botan topu alamadı. Şimdi güneyden pas Berk'e. Berk önünde boş bir alan var. Berk ortasını yaptı. Mustafa Fettahoğlu ve top bir kez daha ağlara gidiyor. Hat-trick yapıyor Mustafa Fettahoğlu. Top köşe bayrağı direğine çarptı. Oyundan çıkmadı. Şimdi bir şut. Top ağlarımıza gidiyor. Ceza sahası dışından penaltıyı Mustafa Kapı kullanacak. Mustafa Kapı atışı kullandı. Top ağlarda. Galatasaray durumu 4-1 yapıyor. Şimdi topla buluştu. Mert'e doğru pası. Mert indirdi. Berk. Yanında Mustafa Kapı var. Berk. Mustafa Kapı'nın önüne bıraktı. Mustafa yetişebilecek mi? Mustafa boşta kalan top ve topu rahat bir şekilde ağlara göndermeyi başarıyor Mustafa Kapı. Onun da maçtaki ikinci golü oluyor değerli izleyiciler. Mustafa Kapı atışı kullandı. Top bir kez daha ağlara gidiyor. Mustafa Kapı da hat-trick yapıyor. Maçtaki 3. golünü kaydediyor. Skor 6-1. Mert'e yapılan hareket faul. Ve mücadelede son düdük geliyor. U17 liginde Galatasaray Osmanlıspor'u 6-1 mağlup etmeyi başarıyor. Mücadele sonrası Genç Aslanlar galibiyeti televizyonumuza değerlendirdi. Devre arasında son bir maç kaldı. Puan kaybı yapmak istemiyorduk. Allah'a şükür 6-1 gibi farklı bir skorla kazandık. Sivas maçında iyi geçirip devre arasına mutlu girmek istiyoruz şimdi. Abi bütün arkadaşlarımın ayağını yüreğine sağlık ilk önce. Çok mücadele ettik abi. Biraz eksiğimiz olsa da abi iyi şey yaptık yani. İyi oynadık, iyi kazandık abi. Herkesin ayağını yüreğine sağlık. Maça iyi başladık, iyi pas yaptık. Zemin de müsaitti. Güzel oynadık yani. Allah'a şükür inşallah böyle devam edeceğiz. U17 Ligi'nde haftanın sonuçları ve gelecek haftanın maç programına uzanalım. U17 Ligi'nde 19. haftada alınan maç sonuçları ise şu şekilde. Başakşehir Kardemir Karabük Spor mücadelesi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Alanya Spor Bursaspor mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Akhisarspor Antalya Spor karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Osmanlıspor'u 6-1 mağlup etti. Göztepe Kayserispor karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeni Malatya Spor Sivas Spor'u 1-0'la geçti. Gençler Birliği Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. U17 Ligi'nde puan durumu. 41 puanda olan Beşiktaş 1. sırada. 38 puanla Gençler Birliği 2. sırada. Trabzonspor 35 puanla 3. sırada. 33 puanı bulunan Osmanlıspor 4. sırada. Galatasaray 32 puanla 5. sırada. 29 puanlı 3 takımsa şu şekilde sıralanıyor. Bursaspor 6. sırada, Fenerbahçe 7. sırada, 8. sırada Alanya Spor. 14 puanda olan Akhisarspor 16. sırada. 12 puanlı Konyaspor 17. sırada. 9 puanda bulunan Sivas Spor ise 18. sırada yer alıyor. U17 Ligi'nde 20. haftanın maç programı ise şu şekilde. 21 Ocak Pazar saat 11. Trabzonspor Göztepe. Antalyaspor Yeni Malatya Spor. Karabükspor Aytemiz Alanya Spor. Sivasspor Galatasaray. Kasımpaşa Akhisarspor. Osmanlıspor Kayserispor 12. Konyaspor Medipol Başakşehir 13. Bursaspor Beşiktaş 6 Şubat Salı saat 11. Fenerbahçe Gençler Birliği. Galatasaray U16 takımı İstanbul Spor'u 2-0'la geçti. Gelin hep birlikte mücadelenin özetini izleyelim. Mücadele başlıyor. Galatasaray'a İstanbul Spor karşısında başarılar diliyoruz. Uzun bir top gönderdi. Ceza sahasına doğru gol şansı. Top ağlara gidiyor. Galatasaray İstanbul Spor karşısında Gökten'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Batuhan uzun bir pas gönderdi. Gökten topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. Erencan. Ceza sahası dışından bir vuruş, topu ağlara gidiyor. Nihat. Defanstan ileriye çıktı. Topla buluştu. Vuruşunu da yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Ve mücadele sona eriyor. Galatasaray Elit U16 Ligi 16. hafta maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ediyor. Antrenörümüz Birkan Bozkurt ve oyuncularımız galibiyeti değerlendirdi. 2 hafta önce liderdik. Şimdi biraz daha aşağılarda kaldık ama çok oralara takılmıyoruz. Yani 4 puan içinde, 3-4 puan içinde 6 takım var. Yani çok inanın fikstür odaklı gitmiyoruz. Daha çok oyun odaklı gidiyoruz. Birkaç haftadır daha iyi oyunumuz vardı. Burada geçen 2 hafta önce Başakşehir maçında çok erken 10 kişi kaldık. Müthiş oynamıştık. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanı daha iyi oyun oldu. Bu hafta top tamamen bizdeydi ama ikinci bölge ve üçüncü bölgeye geçişlerde biraz problem yaşadık. Aslında pozisyon da ürettik ama sonuçlandırma anlamında bu sezonun başından beri bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Onları düzeltmek için uğraşıyoruz. Oyuncuları tebrik ediyorum. Dediğim gibi hani skor odaklı ya da fikstür odaklı hiçbir zaman olmadık. Akademimizde hiçbir grup olmadı. Oyunumuzu düzeltmeye, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İkinci devre de bitti. Bildiğiniz gibi 3 devre halinde oynuyoruz biz. Bir Fenerbahçe maçıyla beraber son devreye gireceğiz ama 15 tatil sömestr arası var diye Fener maçını bir ay sonraya verdiler. Yani bir aylık bir aramız var. Biraz daha iyi hazırlanıp derbiye oraya gideceğiz inşallah. İyi oyun oynadık, iyi mücadele ettik. Sonuçlandırma olarak biraz sıkıntı yaşadık ama haftaya Fenerbahçe derbisine hazırlıklarımız için başlayacağız pazartesi günü. İnşallah derbide iyi oynayacağız, iyi mücadele edeceğiz. Sonuç inşallah bize yönelik olur. Bugün de gole katkı yaptığım için çok mutluyum. Haftaya, bir dahaki haftalarda inşallah daha çok gole katkıda bulunurum. Takıma yardımcı olabilirim. İyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Goller kaçırdık. Vallahi bir dahaki maçlarda daha iyi oynayacağız. Daha gol atacağız. U16 Ligi'nde son olarak haftanın genel görünümü gelsin ekranlara. U16 Ligi'nde 16. hafta dağılan maç sonuçları ise şu şekilde. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçti. Bursaspor Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ve yine 2-0 biten bir diğer maçsa Galatasaray İstanbul Spor karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. U16 Ligi'nde puan durumu. 30 puanı bulunan Kasımpaşa 1. sırada, 29 puanlı Bursaspor 2. sırada, Beşiktaş 27 puanlı 3. sırada, 26 puanlı iki takımsa Galatasaray 4. sırada, Başakşehir 5. sırada, 23 puanı bulunan Fenerbahçe 6. sırada, 7 puanlı iki takımsa 7. sırada Balıkesir Spor, 8. sırada İstanbul Spor, 5 puanda bulunan Ümraniyespor ise 9. sırada yer alıyor. U16 Ligi'nde 17. haftanın maç programı. 20 Ocak Cumartesi saat 12:30 Ümraniyespor Balıkesir Spor, Medipol Başakşehir Beşiktaş, İstanbul Spor Fenerbahçe, 13:30 Kasımpaşa Bursaspor. U15 Ligi'nde Galatasaray İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. U15 Ligi'nin genel görünümü gelsin ekranlara. U15 Ligi'nde 16. hafta dağılan maç sonuçları ise şu şekilde. Galatasaray İstanbulspor'u 5-0 ile geçti. Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Başakşehir Bursaspor mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş Ümraniyespor'u 5-0 mağlup etti. U15 Ligi'nde puan durumu. 31 puanda olan Bursaspor 1. sırada, 30 puanlı Kasımpaşa 2. sırada, Beşiktaş 29 puanlı 3. sırada yer alıyor. 27 puanda olan Galatasaray 4. sırada, 20 puanlı iki takımsa Fenerbahçe 5. sırada, 6. sırada Başakşehir. 11 puanda bulunan Ümraniyespor 7. sırada, 9 puanlı Balıkesirspor 8. sırada, İstanbulspor 3 puanla 9. sırada yer alıyor. U15 Ligi'nde 17. haftanın maç programı. 20 Ocak Cumartesi saat 14:30 Balıkesirspor Ümraniyespor, Bursaspor Kasımpaşa, Fenerbahçe İstanbulspor saat 15, Beşiktaş Medipol Başakşehir. U14 Ligi'nde ise Galatasaray İstanbulspor'u 2-0 ile geçti. U14 Ligi'nde alınan sonuçlar ve haftanın genel görünümüne uzanalım. U14 Ligi'nde 16. haftanın maç sonuçları. Galatasaray İstanbulspor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bursaspor Başakşehir'i 4-1 ile geçti. Ümraniyespor Beşiktaş mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. U14 Ligi'nde puan durumu. 36 puanda olan Fenerbahçe 1. sırada, 34 puanlı Beşiktaş 2. sırada, Bursaspor 33 puanlı 3. sırada, 31 puanda olan Galatasaray 4. sırada, 17 puanı bulunan Kasımpaşa 5. sırada, Ümraniyespor 14 puanla 6. sırada, 13 puanda olan Başakşehir 7. sırada, İstanbulspor 4 puanla 8. sırada ve yine 4 puanda bulunan bir diğer takımsa Balıkesirspor 9. sırada yer alıyor. U14 Ligi'nde 17. haftanın maç programı. 20 Ocak Cumartesi saat 12:30 Balıkesirspor Ümraniyespor, Bursaspor Kasımpaşa, Fenerbahçe İstanbulspor 13, Beşiktaş Medipol Başakşehir. Programımızda son olarak haftanın golü diyoruz sevgili izleyenler. U17 Ligi'nde Mustafa Fettahoğlu ağları nasıl havalandırmış? Gelin hep birlikte izleyelim. Mustafa Fettahoğlu sol kanatta, Mustafa ceza sahasına girdi, Mustafa vuruşunu da yaptı, top ağları gidiyor. Mustafa Fettahoğlu'nun attığı golle Galatasaray aradığı golü buluyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada genç aslanlarla ilgili tüm gelişmelerle sizlerle olduk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.